Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde piramit konu anlatımını yapacağız. Piramit nedir? Tabana herhangi bir şekil olan Tabanı herhangi bir şekil Bu dikdörtgen olur, kare olur, paralel kenar olur, altıgen olur. Hiç fark etmez. Ve tepede bir noktada birleşen bir şekle ne diyoruz arkadaşlar? Piramit adını veriyoruz. Ben burada hep genelde sorularında kare dik piramitten bahsettim ama taban illa kare olmak zorunda değil arkadaşlar. Altıgen de olabilir. Herhangi bir beşgen de olabilir. Herhangi bir şekilde olabilir. Şu şekilde tepe noktası olacak arkadaşlar. İşte biz bu şekle ne diyoruz arkadaşım? Piramit adını veriyoruz. Tamam mı? Piramitte nedir arkadaşlar? Açılımından falan da bahsedeceğiz tabi. İlk önce şu piramit bu şekildeyken yani dikdörtgen şeklinde diyelim. Dikdörtgen piramit şeklindeyken açılımı nasıl olacak? Tabanını yazıyorsunuz arkadaşlar. Tabanını çiziyorsunuz. Tabanını çizdikten sonra da neler var arkadaşlar? Her bir yüzeyde bakın her bir kenara ait üçgenler var. Yani AB'ye ait bir üçgen var. BC'ye ait bir üçgen var. Arkadaki üçgen ve soldaki üçgen var. Hemen oradaki üçgenleri de koyuyorsunuz. Şöyle açılımı da bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şu üçgenleri bir daha koyayım ben. Şu şekilde bakın ben bunların hepsini şu şekilde aynı noktada bir yerde topladığım zaman ne oluyor? Hepsi bir noktada birleşmiş oluyor. İşte biz bu şekle piramit adını veriyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi mesela bu e, tabanı nedir? tabanı bir dikdörtgense yan yüzeylerde kaç tane üçgen oluştu? 4 tane. Tabanı beşgense yan yüzeylerde 5 tane üçgen. Tabanı altıgense yan yüzeylerde 6 tane şey oluşacak arkadaşlar. Üçgen oluşacak haberiniz olsun. Şimdi burada önemli olan nedir? Ee, biz hep tabii ki hacimden ve alandan bahsediyoruz. İlk önce hacimi yazayım isterseniz. Hacim dediğimiz şey biliyorsunuz taban alanı çarpı yükseklikti değil mi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bize her zaman hacim verecek. Unutmayın bunu. Ucu sivri olan şekillerde ucu sivri olan şekillerde arkadaşlar ne oluyormuş? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olacak. Mesela konide de ucu sivri. Koninin de hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Tamam, ucu sivri ise bölü 3 mutlaka mutlaka var. Alan da arkadaşlar taban alanı artı yanal alan şeklinde yapacağız. Taban alanı basit zaten. Dikdörtgen dikdörtgenin alanı, kare ise karenin alanı ya da altıgen altıgenin alanı şeklinde bulacaksınız. Peki yanal alanı nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Şuradaki üçgenlerin alanlarını tek tek bulacaksınız. Onu da nasıl yapacaksınız? Biraz sonra kare düzgün piramidi anlatırken anlatacağım zaten arkadaşlar. Tabii ki tabanına ait yüksekliği çizeceksiniz. Taban çarpı yükseklik bölü giden bu üçgenin alanını bulacaksınız. Arkadakini aynı, soldakini aynı, öndekini de aynı bulacaksınız arkadaşlar. Tamam Yalnız siz şunu bilin. Alan neymiş arkadaşlar? Taban alanı artı yan alan olacak şekilde bulacağız arkadaşlar. Bu kadar. Tamam. Piramitimiz bu. Şimdi kare düzgün piramitten bahsedeyim size. Kare düzgün piramitte iki tane şey çizdim. Şunu unutmayın. Düzgün piramitlerin hepsinde arkadaşlar Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşer. Mesela burada bu bir kare ise alttaki şeklin ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Tam olarak köşegenlerin kesim noktasıdır. Yükseklik unutmayın nereye düşüyormuş arkadaşlar? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Tam ortasına düşüyor. Bu mesela bir altıgen olsaydı şu şekilde bir altıgen olsaydı altıgenin tam neresidir arkadaşlar ağırlık merkezi? E, simetri eksenlerin kesim noktası tam olarak buraya düşecekti. Tamam Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi biz normalde Tamam bu yükseklik. Bu bizim yüksekliğimiz olsun. Şurası da A. Tam bu ağırlık merkezi ya. Kare düzgün piramitte genelde şunu yapıyoruz. Dik çiz. Bir de yan yüzey yüksekliği bulmak için de arkadaşlar şuradaki diki de çiziyoruz. Dik çiz, dik çiz ve dik çiz diyoruz hatta. Bu diki de çizdik ve öbür diki de şöyle çizelim arkadaşlar. Şu da yan yüzeyin yüksekliği oluyor. Zaten 3 dikme sağlanıyor arkadaşlar burada. 3 dikme teoremi. Bakın unutmayın. Çizilen yükseklik nereye geliyor? Alttaki şeklin ağırlık merkezine giden geliyor. Buradan da bir paralel çizdim. Tam ağırlık merkezi olduğu için. Burası A ise burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? E, tam bu orta noktası olduğu için. Şurası A bölü 2 olmak zorunda. A bölü 2 olmak zorunda. Ve bu da ne diyelim arkadaşlar? Buna da H üstü uzunluğu diyelim. Şu mor uzunluğuna da. Sonra buradan ne yapacaksınız? Pisagor bağıntısına sonuca ulaşacaksınız. Yalnız bu yan yüzeyi yan yüzey yüksekliğini bulmak için işimize yarayacak. Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı gerçekten çok işimize yarıyor. Hatta hatta ve hatta Şurada da arkadaşlar bu e, yükseklik nereye denk düşüyor dedik size. Tam olarak ağırlık merkezine denk düşüyor değil mi? Arkadaşlar tam ağırlık, ağırlık merkezine denk geldiği için şu köşegen üzerinde olmak zorunda değil mi? Tam buraya denk geliyor. Yani şu iki eş parçaya böldüğü durum da oluyor arkadaşlar. E, bu düzleme dikse düzlemdeki bütün doğrular dik olacağından şuradaki açı da 90 derece. Buradaki açı da 90 derece oluyor. Hatta şuradaki üçgende Bakın bir X kenar üçgen oluştu. Tabanı da iki eş parçaya böldü gördüğünüz üzere. Bazen de bu dik üçgeni de kullanacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Kare düzgün piramitte çok fazla bir şey yapmayacağız. Hatta kare düzgün piramitin alanını ve hacmini yazacak olursak. Burası da A olsun. Alan nedir arkadaşlar? İlk önce hacimden bahsedelim tabi. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Tabanı kare olduğu için A kare çarpı yükseklik bölü 3'e eşit oldu. Unutmayın taban alanı çarpı yükseklik bu hacme eşit. Peki alan neye eşit arkadaşlar? alanda taban alanı taban alanımız yani bir kare olduğu için tabanımız a kareye yapmıyor mu taban alanı? Artı buradaki üçgenlerden kaç tane var arkadaşlar? Bakın a, a'lık üçgenden şuradaki de a'lık üçgen bütün hepsi, bütün üçgenler eş üçgen olmuyor mu arkadaşlar? Yani kare düz, e, düzgün piramitte tabanı kare ise yan yüzeylerin hepsi ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. O yüzden sen buradaki üçgenin şeyini bulduk daha sonra, alanını bulduk daha sonra kaçla çarparsın? 4 çarparsın. 4 çarpı A çarpı H üstü bölü 2 deriz arkadaşlar. Yani burada e, sadeleştirmeleri falan da yapıp da ezbere yapmaya kalkışmayalım isterseniz. Bunu bilin sadece taban alanı çarpı yan alanı alan. üçgenin alanını bulduktan sonra 4 ile çarpacaksınız. Olay bitti. Tamam. Ha altıgenden yine bahsetmedim ama altıgen işte yine gelirse karşımıza arkadaşlar. Bir e, şu şekilde düzgün altıgen piramit gelirse karşımıza arkadaşlar şu şekilde. Yine taban alanını bulacaksın. alt tane eşkenar üçgen alanı. altıgen olduğu için bu yüzeyden kaç tane var arkadaşlar? Altı tane var. Bir tane üçgenin alanını bulup sonra altı ile çarparsınız. Tamam? Hepsi birbirinin aynısı zaten. Kare piramidi düzgün bir şekilde yani kare piramidi iyi bir şekilde anlayan arkadaşlar bunların hepsini çok rahat bir şekilde yapar. Yalnız burada ince nokta neydi? İnce ayrıntı neydi? Çizilen yükseklik düzgün piramitlerde unutmayın. Alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşer arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Tamam. Sorularımızı bundan sonra konu anlatımını yapacağım ilk önce arkadaşlar. Ondan sonra sorulardan bahsedeceğim. Bir de düzgün dört yüzlüden de bahsedelim. Adı üstünde düzgün dört yüzlü. Dört tane yüzü olacak ve düzgün olacak. Yani o zaman dört tane yüzünün olması için tabanının ne olması lazım? Üçgen. Çünkü yan yüzeylerde de üç tane üçgen olmuyor mu o zaman? Toplamda dört tane şey yüz olmuş oluyor. Hatta düzgün olması dört tane eşkenar üçgen olması anlamına geliyor arkadaşlar. Yani dört yüzü de eşkenar üçgen olan... Ee, Piramite, ve tabanında eş, eşkenar üçgen olan piramide biz ne diyoruz? Düzgün dört yüzlü adını veriyoruz. Şimdi düzgün dört yüzlünün bazı formülleri var arkadaşlar. Ee, ben size ezberlettirmeyeceğim. Temel mantığınızda siz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Onu öğreteceğim şimdi size. Ben genelde ne diyorum arkadaşlar? Bakın. Genelde düzgün dört yüzlünün bir kenarına altı diyorum. Ya da altı k diyin isterseniz. Tamam. Altı k diyin. Genelde 6K diyorum ya da 6A diyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar alttaki şekil bir eşkenar üçgen değil mi? Bu çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşeceği için tam bu alttaki eşkenar üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Ya da e, eşkenar üçgende kenar ortaylar aynı zamanda yüksekliklerin kesim noktası yapıyor. Yani sen bunu böyle çizdiğin zaman bu kesinlikle ama kesinlikle yükseklik yapmak zorunda arkadaşlar. Tamam. Bunu çizdik. Bu bir yükseklik. Arkadaşlar buna 6K dememdeki sebep doydu de zaten. O zaman bu kenarlar 3K 3K mı oldu? İki eş parçaya böldüm. Hatta bu 30 60 90 üçgeni bakın şurası 30 derece burası 60 derece oldu arkadaşlar. 30'un karşısı 3K ise burası 3 kök 3K. Ağırlık merkezi olduğundan dolayı 1'e 2 oran olacak. Yani burası kök 3K yaptı. Burası da 2 kök 3K yaptı arkadaşlar. Şu uzunlukta. Peki olay hala daha bitmedi. Bakın bu çizilen yükseklik ee, alttaki zemine çizilen yükseklik, alttaki eşkenar üçgene çizilen yükseklik. Bu şuradaki açımız 90 derece değil midir arkadaşlar? O zaman şurada Pisagor bağıntısı uygularsak, burada Pisagor bağıntısı uygularsak şeyi de bulabilir miyiz arkadaşlar? Ee, şu yüksekliği de bulabilir miyiz? Buluruz değil mi? Bir kenara kaç k demiştik? 6k demiştik. Burası 6k, dikkat edin. Burası 6k iken haydi bakalım işlemimizi yapalım şimdi. Pisagor bağıntısını kafadan yapacağım arkadaşlar. 6K ve 2 kök 3K. Bu 36'dan 2 kök 3'ün karesi nedir? 12. 36'dan 12 çıkartısı 28. Yani kök 28. Yani burası 2 kök 7K yapıyor arkadaşlar. Evet. Bir kenar A eşittir 6K iken. Yüksekliğimiz ne yaptı arkadaşlar? Yüksekliğimiz de 2 kök 7 K yaptı. 2 kök 7 K yaptı. İçlem hatası yapmadık değil mi? Bir daha bakalım. Ee, 36'dan 12 çıktı. 28 yaptı. Kök de 2 kök 7'ye eşit oluyor. Evet. Arkadaşlar bir kenar belli. Yüksekliğimiz de belli. Hacmi çok rahat bir şekilde bulabiliriz değil mi? Hemen hacmi yazalım isterseniz. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nedir arkadaşlar? Taban alanımız bir eşkenar üçgen olduğu için akara kök 3 bölü 4 ya da K şeklinde yazmıştık. 6K'nın parantez karesi çarpı kök 3 bölü 4 çarpı yüksekliğimiz 2 kök 7K 2 kök 7K bölü 3 deriz ve hacmi de bu şekilde bulmuş oluruz bu işlemin çözümü bize neyi verecek arkadaşlar? Hacim verecek. Hiç formül olarak yazmıyorum bile arkadaşlar. Gerek yok. Siz de benim uyguladığım yöntemi uygulayın. Bence bir kenara altının bir katı yazın arkadaşlar. Genelde de zaten bir kenara altı verirler böyle düzgün de. Sizler sıkıntı yaşamayın diye arkadaşım. Ve kitaplarda da bunların hepsinin formülü vardır. Bir kenar A iken yükseklik bilmem ne oluyor falandı filandı gibi formüller var. Valla ben hiç formüllerini ezberlemedim. Gerek de duymadım. Evet hacmi bulduk arkadaşlar. Bakın hacmi şu şekilde bulduk. Bildiğimiz çizilen yüksekliğin ağırlık merkezine denk düştüğünü bildiğin zaman Pisagor bağıntılarından falan yüksekliği buluyorsun. Taban alanı çarpı yükseklikten de sonuca rahat bir şekilde ulaştık. E, alan da var arkadaşım. Alan zaten 4 tane yüzü yok mu bunun? 4 tane eşkenar üçgen değil mi arkadaşlar bu? 4 tane a kare kök 3 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. E, 4 ile de çarptım çünkü 4 tane üç, eşkenar üçgen olduğu için. 4'ler sadeleşti. Alan da neye eşit oldu arkadaşlar? A kare köküçü eşit oldu. Ezberlemeyin zaten. Siz de aynısını dersiniz. 4 tane A kare bölü 4 dersiniz. Tamam. Bunları ezberlemenize hiç gerek yok. Düzgün dörtlüde tek yapman gereken hamle. Bir kenara 6K'de zaten kendiliğinden cevap çıkacaktır. Bu kadar basit arkadaşım. Tamam. Geldik şeye. Düzgün 800'lü. Aslında düzgün 800'lü de aynı. Kare dik piramit arkadaşlar. Bakın kare dik piramidin iki tane altlı üstlü yapıştırılmış hali gibi. Şu üstteki de kare piramit. Alttaki de karedik dik piramit arkadaşlar. Üsttekinde bakın şu taban zaten üst üste bindiği için artık yüzey olarak kabul etmiyoruz. Üste dört tane yüz var. Altta da dört tane yüz var. Toplamda kaç tane yüz var arkadaşlar? 8 tane yüz var. E, düzgün 8 yüzlü dediğimiz için şunun bir kenarına ne diyoruz arkadaşlar? Eşkenar üçgen ya. A, A, A. O zaman bunun alanından çok rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Alan 8 tane A kök 3 bölü 4'ten Şunlar birbirini sadeleştirdi. Neye eşit oldu arkadaşlar? 2a kare kök 3'e eşit oldu. Evet, alan basit. Alan formülümüz basit. Hacim de basit zaten arkadaşlar. Hacimde de hiçbir şekilde yine ezber yapmanızı istemeyeceğim. Tek yapmanız gereken arkadaşlar tabii ki ne yapacaksınız? Düzgün piramitte ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Şu yüksekliği çiz kardeşim. Üstteki hacmi bul bu hacmin iki katını al. Bitti. Bu kadar kardeşim. E, hatta bunu bulabiliriz. Bu yüksekliği de A cinsinden de bulabiliriz arkadaşlar. Mesela burası A yken. şimdi ne yapalım? Nerede yapalım? Karışmayacak şekilde şu şekilde yapalım. Şuradan dik çizdik mesela değil mi? Evet. Hatta bizim olayımız neydi? Dik çizdik. Çizdik. Dik, çiz, dik çizdi miydi? Şuradaki de çizdiğimiz zaman bunu da çizmeden de yapabilirdik ama olsun. Şu da yan yüzeye olan yükseklik arkadaşlar. Bu A ise burası A bölü 2 A bölü 2 yapıyor. O zaman buradaki yüksekliğimiz ne yapıyor? A bölü 2'nin köküç katı yapıyor arkadaşlar. Çünkü A A ya burası A bölü 2 A bölü 2 30 60 90 üçgeninden A bölü 2'nin köküç katı yaptı. E burası A iken tam ağırlık merkezi olduğundan burası da A bölü 2 yaptı. Ve artık burada Pisagor bağıntısı yapıp haşı bulabilirsin. Haşı da bulduktan sonra e, hacimde neye eşit olacaktır arkadaşlar taban alanı a kare çarpı yükseklik ucu sivri olduğu için bölü 3 diyeceksin sadece bu kadar tamam hiç bak e, a cinsinden de yazmıyorum bile formül olarak ezberlemenizi istemiyorum çünkü formül olarak ezberlerseniz sizler sıkıntı yaşarsınız düzgün 400'de ve düzgün 800'de sakın ola sakın şey yapmayın tamam? Hatta düzgün 400 800'de de arkadaşlar şurada kenarlarda sıkıntı yaşamamak için bir kenara A değil de sanki şey desek daha iyi olacak. 2A desek daha iyi olacak. Çünkü 2A iken ayken 2A iken burası A/2 2A iken A oluyor. Burası da a 3 oluyor. Hatta burası da ne oluyor arkadaşlar? A kök küçük ve A'dan Pisagor bantısı yaparsan kök 2 A yapıyor. Yani bir kenar 2 A iken yükseklikte kök 2 A oluyor. Buna göre hacmi de buluruz tabi çarpı 2 de dememiz lazımdı. Biz yukarıdakinin hacmini bulduk değil mi? Yukarıdakinin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 çarpı 2 tane olacak diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunlardan hiç ezber mezber yapmadan rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Evet konu anlatımları bitti arkadaşlar. Yani ilk kısımda bir de kesik şey kesik piramidi anlatacağım arkadaşlar. Ee, soru çözümünde bir sonraki videoyu bırakalım isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.